Biz de öyle diyelim. Bu yasa... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya, RTÜK'e internetten yapılan yayıncılık faaliyetleri için içerik denetimi, lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığı düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yasa meclisimiz tarafından kabul edildi ve Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylandı. Kamuoyunda internet yasası olarak adlandırılan düzenlemenin resmi gazetede yayımlandığını belirten Yerlikaya, bu yasa başkalarının söylediğinin aksine özgürlükçü bir yasadır. Asla sansür yasası değildir ifadelerini kullandı. Ben teşekkür ediyorum. Bu yasa başkalarının söylediğinin aksine özgürlükçü bir yasadır. Asla sansür yasası değildir ve internetin tamamını da kapsamıyor. RTÜK'ün internetin tamamında yapılan paylaşımları denetleyeceğine yönelik doğru olmayan iddiaların ortaya atıldığına işaret eden Yerlikaya, yasanın internet ortamından yapılan yayıncılık faaliyetlerini kapsadığını belirtti. Dolayısıyla sadece bu alanları kapsıyor. Yoksa paylaşım siteleri, ne bileyim sosyal medya falan filan değil. İnternet ortamından yayıncılık yapıyorsa bunlar kapsıyor. Yerlikaya, internet ortamında yapılan yayıncılık faaliyetlerine yönelik denetim sürecinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yürütüleceğini kaydetti. Bunlara ilişkin denetim süreci de yine BTK ile birlikte olacak. Çünkü biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu ile BTK yakınsamış iki kuruluştur. 6 aylık bir geçiş sürecinin olduğunu ifade eden Yerlikaya şöyle konuştu. Süreç şu şekilde işleyecek. Bu 6 aylık bir geçiş süreci var. Yani hemen şu andan itibaren başlamıyoruz. Yasal düzenlemeye yönelik sansür gelecek eleştirilerine de tepki gösteren Yerlikaya, sansür gelecek, internet bitecek, böyle bir şey yok dedi. Hani kamuoyunda bazılarının belirttiği gibi işte sansür gelecek, internet bitecek, böyle bir şey yok. Radyo televizyonuna bitti mi? Şu anda Türkiye'de 1700 tane, belki daha da fazla, her geçen günde uydudan yeni televizyonlar çıktığı için artıyor. Bu kadar radyo televizyon var.